hatta oyunu tanıtan bir yazı karşılıyor bize ve görev olarak biz ve orada tepki haritayı alıyoruz. Böylece mini map'te anıtların yerleri gözükmekte. Tabii işte maske takmayan, zombi temsil eden madenciler seçtik. Bunun için aşı atıyoruz, lavuara gidiyoruz. Lavuardan fener alıyoruz. E tuşuna bastığımızda alıyoruz. Map'te bulunan anıtları elimizdeki fenerle gittiğimiz zaman uzun mehmet hakkında bir bilgi öğreniyoruz. Maske takmalarını sağlıyoruz ki canımız azalmasın. Yukarıda bir cam bar duruyor. Ve son olarak son anıtlarımızda öğrendiğimiz bilgi ise Zonguldak'ta Kozlu beldesinde bulunan yazılı yöntem olarak eğer ki maskesiz madencilere çok yaklaşırsak korona azaldığında sosyal mesafe kurumu iptal ettiğimizden korona oluruz ve merhabalar, ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi son sınıf Amine Nur Gökmen. Oyunumuz bir diploma çalışmasıydı. Başlangıçta basit bir hayatta kalma tarzında bir oyun yapmayı düşündük. Böyle bir tasarımımız vardı kafamızda. Sonra dedik ki bir sürü oyun var. Neden bu oyun hani diğerlerinden farklı olmasın? Hani binlerce oyun var. Biz bunu bir fazlalaştırmaktansa daha özgün hale getirmek adına daha yerelleştirme kararı aldık. Ve oyunu yerelleştirerek Zonguldak'ın simgelerini oyuna dahil ettik. Bunları oyun içerisinde bir görev haline getirdik. Böylece oyunu daha oynanır bir şekilde kıldık. Tabii her oyunda olduğu gibi bu oyunda da karşı koyulan bir şey olması gerekti. Onun da gündemden olması adına koronalı maske takmayan insanlar koyarak yaptık. Onlara karşı koyarak da aşı fırlatarak maskeli hale getirdik. Oyun süreci böyle ilerledi. Ne kadar sürdü oyunu hazırlamak? Oyun totalde 2 aya yakın sürdü ve sonunda hedefimize ulaştık, bitirdik. Şöyle, mesela porsuk ağacı 4118 yıllık. Onun dışında eski kömür yıkama ocakları, lavuar. Buralarda bir sürü görev yaptık. Onun dışında aset olarak deniz feneri ve TTK liman kapısını da ekledik. Peki diğer oyuncuların da kullanımına sunacak mısınız? Bunu nasıl olacak bu süreç? Eğer ki daha profesyonel bir hale getirebilirsek build aldığımızda tabii ki birçok platformda paylaşmayı düşünüyoruz. Evet, çevremize oynattık. Çok beğendi hepsi ve onlara da fikir vermemizi istediler. Onun dışında hoşlarına gitti gayet. Biz de sevindik. Arkadaşımla bizim orada. Peki bu oyun diploma çalışmasıydı. Bundan sonraki süreçte yeni çalışmalarınız olacak mı? Mutlaka. Çünkü oyun programlama bizim seçtiğimiz bir alan, yürüdüğümüz bir yol. O yüzden bu oyun dışında yeni projelerde bulunmak istiyoruz. Rıka Kaya, bilgisayar mühendisliği öğrencisi, son sınıf öğrencisiyim. Bitirme projesi olarak yaptığımız bir proje bu oyun. Bu oyunu yaparken bizim zorlandığımız tek kısım oyunda yapılan grafikler. Biz Zonguldak'ı temsil ettiğiniz için Zonguldak'ın yerel yerlerini bulmak için kendimiz yaptık bunu. Hani etrafta bulmakta zorlandığımız için kendimiz yapalım diye düşündük. Bu grafiklerde kendimiz çizimlerimizle yaptık onları. Bu oyunu yapmamızdaki amaç da hani Türkiye'yi de temsil etmek. Hani daha yerel olsun diye Zonguldak'ı temsil ettiği için böyle bir şey düşündük. Hani biz de oyun yapabiliyoruz. Daha yerel olduğu için öyle düşündük. Oyun Zonguldak'ı temsil eden bir haritayla başlamaktadır. Yön tuşları ile hareket sağlanmaktadır. Ayrıca Space tuşu ile zıplanır ve Shift tuşu ile koşulur. Etraftan maske takmayan madenciler bulunmaktadır. Eğer maske takmayan madencilere yaklaşılırsa sosyal mesafe ihlal edilir ve korona olma ihtimali yukarıdaki can barda gösterilir. Da E tuşu ile etkileşim sağlarız. E tuşu ile fener alınır ve T tuşu ile ışık açılıp kapatılır. İlk anıta gidilir ve anıt aydınlatılınca oyun oyuncuya Kaderon maden kazası hakkında bilgi verir. Aynı şekilde ikinci anıta gidilir ve Kozlu Grizu faciası hakkında bilgi verir.